Minicik mini minnacık pandıcık aynı zamanda da 1.5 megabyte olan ee, minik oyunumuza başlıyoruz. Oyunumuzun ismi Panda Tetsuki. Panda Tetsuki. Evet. Oyun e, gördüğünüz gibi hiçbir grafiğe sahip. Ne, ne abi bu oyun? Abi bu o? oyun Go oyunu. Go hmm. 4000 yıllık bir strateji oyunu. Asya kültüründen gelen bir oyun. Oyunda online oynama seçeneğimiz mevcut. Yani başka Go oyuncularıyla Go oynayabiliyoruz. Ne kadar harcide... şey sen? Çünkü go'yu seviyorum. Anladım, anladım. Devam. Onun haricinde kendimiz karşılıklı offline bir şekilde yine go oynayabiliyoruz. Şuradan players kısmından online oyuncuları görebiliyoruz. yanların nokta olanlar, oyun arayanlar, şöyle olmaz işareti olanlar. Şu anda tamam, oyun isteyelim abi. Oyun başlayalım, oyunu anlatalım biraz. bir tane deneyelim bakalım. Oyun isteyen bir arkadaşa davet yollayalım. Bu şekilde davet yolluyoruz. Invite diyoruz. davetimizi yolluyoruz. Eğer kabul edilirse bize bir tane go haritası açılıyor. Teklifimizi teklifimiz kabul ettiler arkadaşımız beyaz siyah oldu ben beyaz oldum arkadaşım şimdi oyuna başlayacak anladım arkadaşımızın ismini söylüyorum Jikol Jikol bize hay falan filan diyor hi Hiç diyor. böyle hay hi diyen adamlara Hayback demiyoruz Biz merhaba de... selamın aleyküm de diyebiliriz ee, ya da demeyiz saçma güzel bir taktik evet şimdi nedir oyunun amacı ne yapmaya çalışıyoruz oyunda Go oyununda taşlarımızı köşelere koyuyoruz bir siyah hamle yapıyor bir beyaz hamle yapıyor ilk hamleyi her zaman siyah yapar Go'da Köşelerden çıkan çizgiler taşlarımızın nefesleri. Amacımız rakibimizin taşlarının şu dört tane nefesini kapatıp o taşı e, rehin almak. Rehin almak. Anladım. Oyun ben... sonunda en çok taşı rehin alan veya en çok alanı kapatan oyunu kazanıyor. Ben bir parantez açayım. Bu oyunu aynı zamanda Assassin's Creed 3'ün içerisinde de oynayabilirsiniz. Ha. Assassin's Creed 3'ün içerisinde de barlara... Alışveriş yaptığınız shoplara gittiğiniz zaman sağda solda bu oyunu oynayan insanlara rastlayıp onlarla beraber Go oynayabiliyorsunuz. Sayın Temmuz parantezinizde burada kapatan insan olarak tarihe geçiyorum ben. Evet devam edelim oyunla ilgili. Arkadaş koyuyor ben koyuyorum. Şu anda Arkadaş koyuyor derken ben taşı koyuyorum arkadaş koyuyor derken. Taşı koyuyor ben şöyle bir hamle yapayım savaş başlatayım. Genelde taşların yan yana gelme olayı savaş başlatma olarak bilinir. Savaş ve barış durumu vardır Go'da. Yaşam ve ölüm felsefesine göre ilerler. Savaş ve barış okudun mu? okumadım ağır geldi. Tamam anladım. Ağır geldi derken yaşım küçüktü, kitabı elime aldım da o yüzden sevmedim, bir daha da okumadım. Terbiyes. Tamam devam edelim. Go oyunu peki hangi ülkeden çıkma bir oyun? Bildiğim kadarıyla yanlış olmasın ama Japonya. Uyduruyorsun. Teşekkür ben İsrail diyebiliyorum. Ben de Endonezya olarak cevap veriyorum. Kesin Hindistan'dır. Tamam. Eğer bunun doğrusunu biliyorsanız lütfen multiplayer.com.tr adresinde böyle bilgileri paylaşmayın. Teşekkür ediyoruz. multiplayer.com.tr. Saygılar.